geldik artık. 533 basamağı bitirmiş olduk. Kule devam ediyor gördüğünüz gibi. 157 metre yukarıya doğru gördüğünüz gibi. Şimdi aslında anlatılması gereken çok şey var. Mesela şu beton süslemelerin, ondan sonra aralardaki çiçek desenlerinin, bitki desenlerinin ve hemen aşağısında yer alan o efsanevi yaratıkların, bunların hepsinin aslında anlatılması icap ediyor ama ben çok bilmiyorum. Özellikle tarihçi birileriyle gelip anlatmak lazım. Ben birazcık okuduklarımı paylaşıyorum. Köln'ü gören bir yer. Her yeri görebiliyorsunuz buradan. Az sonra zaten göreceğiz. Hemen yanında Ren Nehri akıyor. Bakın, biz şu anda buradayız galiba, değil mi? Biz buradayız. 157 metre 31 santim. İki kulenin yüksekliği. Biz en baştan, en alttan başladık ve 533 basamağa çıktık. Tam buradayız ve buradan şimdi etrafı göstereceğiz. Köln'ü dolaşacağız. Tabii Köln'ü dolaşacağız ama gördüğünüz gibi tel örgüler var. Tel örgüler olduğu için her şeyi gösterebilmek, her şeyi görebilmek çok net olarak çok mümkün olmayacak. Şu anda sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama aşağıda bir de protesto var. Onları görebilme imkanımız ne yazık ki yok. Bakın, bu önceki gün yayın yaptığımız Aşıklar Köprüsü diye de bilinen, İkinci Dünya Savaşı sırasında bombardımanla beraber yıkılmış olan köprü. Şu anda tren hatları onun üzerinden geçiyor. Gördüğünüz gibi çok sayıda aynı anda tren hareket edebiliyor. Devam edelim yukarıya doğru biraz daha. Tabi bu arada fotoğrafı çekmek gerekiyor. Etraftan manzaraları da size seyrettirmiş olalım. İşte burası Köln'ün ne kadar düzenli bir şehir olduğunu, ne kadar bakımlı olduğunu görebilmek adına bu yükseklik bir fırsat, bir şans. Kıymetli takipçiler, hani biz çok güzel bir ülkede yaşıyoruz falan diyoruz ya, gerçekten evet, güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemiz çok güzel, varlıkları itibariyle çok çok güzel ama insan merkezli kurulan bir ülkedeyiz. İnsanın değer gördüğü bir ülkedeyiz. Şu anda burada etraftaki parklara falan baktığınız zaman insanların burada ne kadar mutlu, huzurlu olduklarını görebilirsiniz. Ya da huzurlu ya da mutlu olmadan daha ziyade yaşam şartlarının kolaylaştırıldığı bir düzen kurmuşlar. Gördüğünüz gibi Ren Nehri'nin üzerinde düzinelerce köprü var. Kimi metro köprüsü, kimi tren köprüsü ve tamam, çoğu da işte araçların geçişine ayrılmış olan köprüler. Ama gördüğünüz gibi Köln şehri. Dolaşalım bakalım kulenin etrafında. Özellikle size göstermeyi düşündüğümüz yerler var. Mutlaka bunları görün dediğimiz. Bakın şu binalar mesela, gördüğünüz gibi mimari açıdan hepsinin böyle yan yana geldiğiniz zaman farklı farklı estetikleri var. Bizim ülkemizde de son zamanlarda yapılıyor gerçekten de. Ama yeter mi? Hayır, yetmez. Şehri şehir olarak yaşayan bir varlık olarak düşünmek icap ediyor. Bütün belediye yetkililerinin ona göre davranması gerekiyor. Ama biz vatandaşların da, o şehirde yaşayanların da mutlaka ama mutlaka destek olmamız gerekiyor. Şu kule, televizyon kulesi, Köln televizyon kulesi. Ama artık zannediyorum üzerine falan çıkılmıyor. Daha önceden restoran varmış, kafe varmış. Oraya çıkılabiliyor. Televizyon kulesinin altında bakın aslında ağaçlık bir alan var. Orası insanların böyle koşup gezdikleri, dolaştıkları yerlerden bir tanesi. Sadece bir tanesi. Az önce bir parkın yanından geçtik mesela. Arkadaşımızın, sevgili Adem'in anlattığı şey, etrafında bir tur attığınızda 4,5 kilometrelik bir mesafeyi kat etmiş oluyorsunuz.
Yani o kadar geniş bir yer. Devam edelim. Hemen dip tarafta başka bir kilise daha. Bakın tabi kameradan ne kadar görebiliyorsunuz bilemiyorum ama yollarda otobüslerin kullanması için ayrılan alanlar var. Bisikletlilerin kullanacağı alanlar var ve bunlar başkaları tarafından kullanılamıyor, işgal edilmiyor daha doğrusu. Herkes özen gösteriyor. Kırmızıda herkes duruyor. Herkes kurallara riayet ediyor. Bu kadar basit. Dün, daha doğrusu önceki gün yaptığımız yayında demiştik ki taşlar, kullanılan taşlar kararıyor. Çok hızlı bir şekilde kararıyor. Ve bu kararma, kararmanın giderilebilmesi adına sürekli çalışan bir mimarlar ve temizlikçiler kadrosu var. Şu anda iskele zaten burada görüyorsunuz. Bazı taşları, gördüğünüz gibi bazılarının renkleri farklı. Bazı taşları temizliyorlar. Çok daha hızlı kararmış olanları temizlemiş oluyorlar. Ve yeniliyorlar. Sürekli yenileniyor. Sürekli tamirat görüyor. Sürekli elden geçiyor tabirinde ise. Ama sonuçta kullanılan taşın özelliğinden dolayı çabuk kararması söz konusuymuş. Evet, buralarda bakalım bizimkilerden yazanlar olmuş mu olmamış mı? Ama her yer yazıyla doldurulmuş. Ha, biz yazar mıyız? Biz yazmayız. Asla böyle şeyleri kirletmeyiz biz. Bunlar çünkü insanlığa miras olan eserler. İnsanlık mirası olan eserler. Dünyanın çok farklı coğrafyalarından insanlar geliyor, turistler geliyor ve Almanya'nın en çok turist çeken yapılarından birisi Köln Katedrali ya da bizim de çok bildiğimiz anlamıyla Dom Katedrali, Dom Kilisesi. İşte iskele aynen duruyor. İki kule ziyaretçiye açık değil, sadece içinde bulunduğumuz kule ziyaretçilerin kullanımına açık. Fakat önceki gün çok müthiş bir rüzgar vardı, şu anda gayet iyi hava. Fakat yazın herhalde çok daha lezzetli olur. Ama buraya çıkmadan önce bir, yanınıza su almanız gerekiyor. İki, mutlaka bir iki gün önceden birazcık dizlerinizi, bacaklarınızı kuvvetlendirmeniz gerekiyor. Alıştırmalar yapmanız gerekiyor. Çünkü merdivenlerden çıkarken dermanınız tükenmeye başlıyor. İnerken de sevgili Adem'in dediği o, inerken de başka bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Onu da göreceğiz birazdan. Evet, şimdilik bu kadar. Köln böyle, katedral de böyle.